Ey mümin kardeşlerim, ey insanı beş para hale getiren bu çarpık ve soysuz ve zevali yakın medeniyetin mahkumu insanlar, ey ben ve sizler, bir filmde film senaryosu gereği bir terörist, bir görevli, bir bakıyorsun bir saatlik bir filmde film gereği 1000 kişiyi öldürüyor. Onu kesiyor, bunu doğuruyor, ona hesabı, ona tuzak kuruyor, öldürüyor, kahraman ilan ediliyor. Bir sorun var. O filmde gene rol gereği, nasıl gerçekten ölmüyor o insanlar, rol gereği 50 tane kedi öldürülse, 20 tane köpek rol gereği, hatta yani hayvanların sevgisini aşılamak için icadı, mesela köpeksiz dünya olmaz diyen bir film çevireceğiz de bunun rolü gereği birisi çıkıyor 20 tane köpek öldürüyor, 30 tane de kedi öldürüyor, sonra 20 tane daha köpek öldürüyor. Film gereği 20 tane köpek öldürülse o film bu dünyada herhangi bir ülkede yayına girebilir mi? Soru soruyorum. Rol gereği. Hayvan sevgisini aşılamak için hatta. Bunu hepimiz cevabını biliyoruz. Ama bu filmde, bir saatlik filmde 300 insan öldürüldü kardeşim rol gereği diye teklif bile eden olmuyor. Mümkün olduğu kadar fazla insan öldürülsün, film çekici olsun düşünülüyor. Zaten bir filmin adam bulması, müşteri bulması için ya kadın göstermesi lazım ya cenaze göstermesi lazım. Başka türlü o film izlenmiyor. Demek ki yüzlerce insan olarak 20 tane köpek kadar kıymetimizin olmadığı bir zamana taşındık biz. Bu bir vahşet. İnsanlığı kaybettik. Biz insan olsaydık köpek de öldüremeyecektik zaten. Aslında bugün insanların bu şekilde doğranmasında sakınca görmeyen ruhun sahibi, fırsat bulduğunda bütün kedileri, bütün köpekleri de öldürür. Çünkü Allah'a saygısı yok ki Allah'ın mahlukuna saygısı olsun. Bir katı kalplilik, insanlığın sıfırlandığı bir hayata kaydık gittik. Allah'tan başka saygı gösterdiğimiz şeyler, Allah'tan daha çok büyüttüğümüz şeyler oldu. Evlerimiz, arabalarımız, fırsatlarımız, sigortalarımız. Nauzubillah. Ne ortaklar ürettik Allah'a. Bir de müşriklere gülüp duruyoruz. Kabe'nin içine bir sürü put koydular diye. Kabe gene 100 metrekarelik bir alan. Bizim bir avuç kadar olan yüreklerimizde ne kadar put var. Bunun için bid'at, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden daha saygın hale geldi. Günah işlemek hürriyetini insanlar yasal koruma altında tutuyorlar kendileri için. Bunun için Allah'tan korkan birisi kendi çocuğuna dahi yapma böyle yavrum, Allah azap eder diyemiyor. Baskı kurmuş oluyorsun. Hele bunu bir kadına söylediğin zaman idamlık suç işlemiş oluyorsun. Zincirleniyorsun resmen. Allah bu kadar unutulur muydu? Kabe'nin içine 300 tane put koyan müşrikler bile gene göklerin yerin sahibi Allah'tır diyorlardı. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ 300 putu Kabe'nin içine koydular ama maymundan geldik demediler hiçbir zaman. Allah vardı gene. Bankaların en saygın kurumlar olması, faize rağmen en güçlü kurum olmaları, haramın helalden daha kolay bulunur olması başımıza gelmiş en büyük felaketlerden birisidir kardeşlerim. Allah'ın dini, şeriatımız, Kur'an'ımız olsa da olur, olmasa da olur denebiliyor. Sanki matematik bilgisiyle Kur'an bilgisi arasında bir çelişki varmış da Müslümanlar matematik lazım değilmiş diyor gibi. Sizin yüzünüzden matematik öğrenemedik, geri kaldık diyen geri kafalılar. Bu kadar mı Allahu Teala'ya saygısızlık olacaktı? Ey mümin kardeşlerim! Biz tanımasak da bir gün Allah kendisini bize tanıtacak. Öyle bir tanıtacak ki çok ağır bir tanıtım olacak.